Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Bugün sizlerle bu haftanın önemli bir gelişmesini değerlendirmek için karşınızdayız. Biliyorsunuz Amerika'da şu an bütçe uyuşmazlığından dolayı federal hükümetin bir kısmı kapalı durumda. Bugün sizlerle öncelikle bu federal hükümetin bir kısmının kapalı olmuş olmasının ne anlama geldiğini ve aynı anda bu kapalı olmanın göçmenlik dairelerini ve göçmenlik dairesindeki dosyaları ya da görüşmeleri nasıl etkileyebileceğini ya da etkilediğini açıklamak için karşınızdayız. Şimdi öncelikle bu bütçe sorununa baktığımızda biliyorsunuz Başkan Trump seçilmeden önce dahi iddialarından bir tanesi Amerika'nın güney bölümünde bir duvar örülme talebi ve bu duvarın örülmesinin sebebinin de işte kaçak girişlerin engellenmesi için ihtiyaç olduğunu devamlı dile getirdi. Gerçi seçim döneminde bunu Meksika'ya ödeteceğini söylüyordu bu istenilen bütün masrafı ama şu an maalesef Amerika'nın vergilerinden yani bütçesinden istiyor devamlı ve bunu da istemek için de talep ettiği rakam da çok ciddi bir rakam ve dolayısıyla bu da uyuşmazlıklara yol açmış durumda demokratlarla cumhuriyetçiler arasında ve şu an son durum olarak bütçe tasarısı House'tan geçmiş durumda fakat Senato'dan geçemedi. Çünkü Senato'da bazı cumhuriyetçiler de bunun çok fazla ve gereksiz olduğunu düşündükleri için desteklemediler. Dolayısıyla bu da Başkan Trump'ı ben gerekirse hükümeti kısmi de olsa kapatırım ama eninde sonunda bunu istediğim talebin bütçesini bu duvarın yapılması için olan bütçeyi alırım diye ısrarla getirdiği için şu an bu hafta Amerika'daki federal hükümetin neredeyse %25'lik kısmı kapalı durumda. Şimdi öncelikle bunun ne anlama geldiğini, ne tür bir etkilemeye yol açtığına bakarsak yaklaşık neredeyse 480 bin tane federal çalışan, federal hükümetin bir kısmı kapalı olduğu için herhangi bir ücret almadan 480 bin tane çalışan çalışmalarını devam ettirmek zorundalar ve herkesin bildiği gibi şu an bu tatil döneminde bir maaş almadan ve yılbaşı yana girerken herhangi bir maaş almadan çalışmak zorunda kalıyorlar. Tabii bütçe daha sonra geçtikten sonra onlara ödemeler yapılacak ama bu dönemde özellikle baktığınızda bu insanlar paycheck to paycheck denilen yani her aylık aldığı ödemeyle masraflarını, kirasını ödeyebildikleri için gerçekten zor bir duruma yol açıyor olacak. Tabii aynı anda da neredeyse 380 bin tane federal çalışanın da zorunlu işten çıkarılma yani geçici olarak da olsa maaş almadan ve zorunlu olarak işten çıkarılmasına yol açmış durumda. Dolayısıyla baktığımızda en önemli bu kapanmadan dolayı etkilenen departmanları sayarsak bunların içinde Hazine Departmanı var, Tarım Departmanı var, Güvenlik Departmanı var, İçişleri var, Dışişleri var, Taşıma var, Ticaret Departmanı var ve Adalet Departmanı var. Onun yanında da işte Housing ve Urban Development dedikleri bir departman daha etkilenmiş durumda. Tabii bunlar büyük departmanlar. Tabii onun dışında da çok sayıda ufaklı sayıda departmanlarda şu an kapamak zorunda işlemlerini durdurmak zorunda kalmış durumdalar. Tabii bu şu anlama gelmesin. Hani güvenlik teşkil eden zorunlu olan durumlardaki olan görevler çalışmalarını devam ettirmek zorundalar. Maaş almasalar da devam ettirmek zorundalar. Fakat onun dışındaki olan bölüm maalesef işi ve operasyonu durdurmak zorundalar. Dolayısıyla şu anki bu durumdan etkilenen departmanlar bu. Ve tabii yılbaşından sonraki süreçte ve bu hafta bu noktada herhangi bir yol kat edip edilmediğini görüyor olacağız. Tabii diğer bir önemli nokta ise devamlı şu an tabii herkesin merak ettiği bu geçici kapamadan dolayı göçmenlik dairesindeki süreç nedir? Göçmenlik dairesindeki dosyalar ne durumda olacaktır? Görüşmeler ne durumda olacaktır diye herkes merak ediyor. Şu an için şöyle söyleyebiliriz. Göçmenlik dairesindeki dosyalarda herhangi bir etkilenme yok. Normal süreçlerinde devam ediyorlar ve görüşme tarihi olanlar ya da göçmenlik dairesinde randevusu olanlar o görüşme ve randevularıyla devam edecekler. Dolayısıyla onlarda bir etkilenme söz konusu değil. Bunun sebeplerinden bir tanesi de bunlar genelde göçmenlik dairesinde kişiler yaptıkları dosyalarında ya da başvurularında ücretini ödedikleri için burada oluşan bir belli bir bütçe var. Dolayısıyla bu göçmenlik dairesinde dosyası olanlar ne tür olursa olsun ya da görüşmeleri olanlar bu görüşmelere devam edebilecekler. Fakat Adalet Bakanlığı'na baktığımızda Göçmenlik Mahkemesi'nde etkileniyor şu anki durumdan. Şu an için Göçmenlik Mahkemesi'ndeki davalar eğer tutuklu davaları değilse şu an durdurulmuş durumda. Yani şöyle örnek vereyim. Eğer kişinin diyelim Göçmenlik Mahkemesi'nde duruşması varsa ve tutuklu değilse o duruşma maalesef olmayacak. Şu an kapalı durumda ve Göçmenlik Mahkemesi'ndeki herhangi bir dosya alımı da şu an yapılmıyor. Bunlar beklemede. Ta ki hükümet tekrar açılana kadar eğer bütçe sorunu çözülüp tekrar açıldığı zaman o zaman yeni bir tarih verilecektir. Bu
mahkemede görüşmeleri olanlar için, davaları olanlar için. Ama tutuklu olanlar, göçmenlik mahkemesinde karşısına çıkıp ve tutuklu durumda bulunanlar ise herhangi bir sorunla şu an karşı karşıya kalmış durumda değiller. Bir şey daha eklemek istiyoruz. Tabii göçmenlik dairesi ve operasyonu olduğu gibi devam ediyor diyoruz. Ama bunun yanında işte State Department'a bağlı olan konsolosluklar ve elçiliklerde de şu an hala vize verme ya da pasaport işlemleri devam etmekte. Fakat eğer bütçe sorunu yaşarsalar, çünkü onlar da belli bir ölçüde kendi birimlerinde kişilerin ödemeleriyle ayakta durabiliyorlar. Ama o da belli bir süre kadar. Ondan sonra da ancak diplomatik ve acil vizeler için işlem yapabilecekler. Bunu da söyleme amacımız şu. Biliyorsunuz Başkan Trump ben istediğimi alacağım, alamazsam da bu alana kadar hükümeti kapalı tutarım dediği için bunu söylüyoruz. Yoksa hemen etkilenme durumu söz konusu değil vizelerin. Ama eğer bu kapanma devam ederse bir süre sonra o zaman konsolosluktaki vize görüşmelerinin konusu için de bir kapatma süresi gündeme gelecektir diyoruz. Şu anki gelişmeler bunlar. Eğer bu konuda farklı gelişmeler olursa sizlerle paylaşmak için karşınızdayız. Çok teşekkür ediyoruz. Hepinize mutlu pazarlar ve iyi yıllar diliyoruz. Teşekkürler.